Ya faşist devlet seçim startını verdikten hemen sonra zaten saldırılarına başlamıştı. Ancak bu son Ahmet merkezli gerçekleşen saldırıda daha kapsamlı bir saldırı. Yani sanatçıların, gazetecilerin, avukatların, ailelerin, HDP MK üyelerinin de içerisinde olduğu birçok kişi gözaltına alındı. Bu saldırılar aslında bizim şaşırdığımız saldırılar değil. Çünkü her seçim zamanı, hatta sadece seçim zamanı değil, biz bu saldırılara her zaman maruz kalıyoruz. Tıpkı 7 Haziran zaferinin ardından işte katletme saldırılarıyla kendisini gösteren devlet bugün de 14 Mayıs'ın bizim bakımımızdan bir zafere taşınmasının önünü almak istiyor. Bunu engellemek istiyor. Yani bu saldırıların hemen ardından Kadıköy'de standa saldırı olması, orada gözaltıların olması, Ahmet'te yani genç arkadaşımız Serhat'ın gözaltına alınıp nerede olduğunu saatlerce söylenmiyor oluşu, kaybedilmek isteniyor oluşu. Aslında bu saldırıların hepsi devletin korkusunun göstergesi. Bunun karşısında aslında bizler sokaklarda olmaya ve bu saldırılara karşı hem HDP'yi hem Yeşil Sol'u sokaklarda savunmaya çağırıyoruz herkesi. Çünkü biliyoruz yani sandıklar bugün gitti deyince gidecek değiller. Bu gitmemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Bu saldırılarda aslında seçim gününün bir ön hazırlığı veya seçim sonrasında yaşanacakların ön hazırlığı. Bizim de bu devletin hazırlığına karşı halk olarak, Kürtler olarak, gençler olarak, kadınlar olarak bir hazırlık içerisinde olmamız gerekiyor. Ve bu seçimleri sokaklarda karşılamak, olası herhangi bir saldırıya karşı sokakta olmak gerekiyor. Bunun için de mücadeleyi büyütmek gerekiyor. Herkese de çağrımızdır. Bugün bu saldırılara ses çıkarmak gerekiyor. Çünkü bu saldırılar yalnızca HDP'ye, Yeşil Sol'a veya işte kadına, gençlere yönelik değil, bütün halka, bütün ezilenlere yönelik bir saldırı. Ve bu saldırıların önünü almazsak devamı da gelecek, gelmeye de devam edecek. O yüzden de saldırılara karşı sokaklarda bir mücadeleyi büyütmemiz gerekiyor. Bir defa Ahmet merkezli 12 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltılar aslında Türkiye'nin tarihi dönemde seçime doğru gidiyorken ne zamanki iktidar, ne zamanki AKP, MHP iktidarı gündem değiştirmek istediğinde ya da görünür olanı göstermek istenileni, gerçek olan her şeyi kamufle etmek ve üstünü kapatmak için ve de gündem değiştirmek için özellikle en başta yaptığı şey özgür basın ve Kürtlere yönelik saldırıları çok daha şiddetlenir hale getirip bu tür operasyonları yapması. Bunu biz daha öncesinde de gördük, daha çok zamanlarda da tanıklık ettik. Evet, ilk hedef burada özgür basın ve gazeteciler oluyor. Dün de yapılan operasyonlarda çok sayıda gazeteci arkadaşımız gözaltına alındı. Siyasetçiler gözaltına alındı. Avukatlar gözaltına alındı. Avukatların gözaltına alınmasına da ilk defa tanık olmuyoruz. 90'lı süreçlerden sonra özellikle o beyaz Torosların gezdiği dönemde, derin devletin çok daha keskinleştiği dönemde aslında beyaz Toroslar ve avukatların insan hakları savunucuları, hak ihlallerine karşı mücadele veren avukatların da ne kadar gözaltına alındığını ama her gözaltıların ne kadar sonuçsuz kaldığını da gördük bu ülkede. Çünkü bütün aslında o iddianameler, bütün o gizli tanıklık ibareleriyle ortaya konulan ifadeler, kendi buldukları gizli tanıklık tanıklarla yapılan iddianameler hazırlanmıyorken suçlamalarla birlikte birçok arkadaşımız gözaltına alınıyor ve o şiddet eksenine oturtuluyor. Bu da tabii ki aslında hemen şunu söylemek gerekir elbette ki biz sahadayız. Biz gazeteciler işte Kemal Kurkut fotoğrafını görüntüleyen Abdurrahman Gök'te olduğu gibi, Ahmet Kambal'da olduğu gibi özellikle Mardin'de kayyumlara karşı kayyumların aslında yaptığı antidemokratik ya da sistemin uyguladığı antidemokratik seçmen sandığına ya da seçmen iradesine dönük bu tür uygulamalara karşı yaptığı özel haberlerle. Onun ötesinde zaten bütün gözaltına
alınan arkadaşlarımızın çoğu gerçeği öne koyan, gerçeği olduğu gibi çıplaklığıyla hakikati topluma, kamuoyuna ulaştıran arkadaşlarımızdı. Biz buna bugün tanık değiliz. Dolayısıyla bu bize bugün yabancı değil. Biz bundan öncesinde Ahmet merkezli, Diyarbakır merkezli birçok ilde de yapılan operasyonlarda birçok gazeteci arkadaşımız tutuklu. Sahada gözaltına alınan arkadaşlarımız var. Sahada şiddet gören arkadaşlarımız, kameraları kapatılan arkadaşlarımız, cezaevlerinde işkence gören arkadaşlarımız ve de aileleriyle görüştürmeyen arkadaşlarımız var. Ve hala bugün aradan geçen aylar olmasına rağmen haklarında neredeyse tam anlamıyla bir iddianame hazırlanmamış olan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla gazetecilik hiçbir zaman suç değildi, hiçbir zaman da suç olmadı. Bugün bütün arkadaşlarımız gözaltına alınan, tutuklanan arkadaşlarımızın hepsinin yaptığı tek bir şey var. Mesleğini yapmak. Meslek nedir? Gazetecilik. Gazetecilik nedir? Suç değildir. Gerçeğin ve hakikatin kamuoyuna ulaştırılmasıdır. Biz biliyoruz seçimlere doğru gidiyorken evet bu iktidarın bu seçim sürecinde korku sarmalını daha çok yayarak aslında o korkuyu daha da yine bir kez daha hatırlatmaya çalışarak o alanları, özellikle gerçeğin yansıyacağı alanları kamuoyundan gizlemek üzerine, kamuoyuna yansımaması üzerine yapılan bir operasyon olarak görüyoruz. Bunlar yeni değil, yeni olmayacak ama biz şunu da biliyoruz ki hem kadın gazeteciler, hem diğer gazeteciler arkadaşlarımız, hepimiz bir gerçek için, habercilik için sahada olmaya, onu aktarmaya, onu yansıtmaya hangi baskı olursa olsun, hangi şiddet olursa olsun, hangi bedel olursa olsun yapmaya, hakikatleri kamuoyuna elbette ki ulaştırmaya devam edeceğiz. Evet, ben öncelikle meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Sadece meslektaşlarımız değil, hem siyasiler hem avukatlar bir aslında topyekün Ahmet'te siyaset yürüten ya da siyaseti bir yanıyla yürütenlerin hakikat arayışına destek olan 150 kişilik bir sayıda insan gözaltına alındı. Ve dolayısıyla bu bize hep şunu hatırlatıyor. Biz her seçim öncesi benzer haberleri duyuyoruz. Ara ara gündemi değiştirmek için yapılırdı bunlar ya da işte önemli bir haberin takibinde yapılırdı ama şimdi seçimlere çok az bir süre kaldı. Gerçekten o az kalan sürede de özellikle Yeşil Sol Parti'nin buradaki etkileyici tavrı, tutumu nedeniyle baskılar biraz daha o yöne yönelmiş oldu. Bu artık hani çok görünen bir şey. Bir tarafıyla da muhalefetten aslında bu baskıları, bu gözaltılarını protesto eden, destek vermeyen bir tavır da geldi bazı muhalefet partilerinden. Bu da bence bu birliktelik adına sevindirici bir şey. Yani seçime giderken birlikte davranmanın, birlikte görüntü vermenin ya da aslında daha tam anlamıyla baskıya karşı, haksızlığa karşı ses çıkarmanın önemli bir tutum olduğunu düşünüyorum ve keşke ana muhalefet olarak da büyük partilerden de bu şekilde bir sahiplenme gelse, bunu ayrı bir yere koyarak öbür tarafıyla bunun gerçekten çok önemli bir seçim olduğunun herkes farkında. İktidarın gücünün sarsıldığı, güç kaybettiği anketlerle açıklanıyor. Artık kendilerinin de kabul ettiği bir nokta. Bunu ne kadar geciktiririm, ne kadar buradaki katılımı azaltırım üzerinden yürütülen bir davranış bu. Gazeteciler yazmasın diye, avukatlar oradaki hukuksuzlukları takip etmesin diye, siyasetçiler de seçime yaklaşırken aslında siyasetin olabildiğince yavaşlatılması üzerinden bir gerçekten baskıya maruz kaldılar.